Soru şu, aşk acısını hızlı atlatmak için ne yapmalıyız? Tabii ki yani aşk acısı bir ayrılıktan sonra oluşan bir acı. Eğer mantra yazıyorsanız zaten sağlıklı kararlar vermişsinizdir. Yüzde 90. Mantra yazan insan bu tür ayrılık şeyleri belki, belki seçimimiz değildi değildir. Tabii o başka bir şey de. Ne yapmalıyız? Önce bir kere hayatımıza mantra koymalıyız artık. Gerçekten mantra benim için hayatımda olmazsa olmaz Hadi Diyeceksiniz ki niye mantra? Ya ben meditasyonu da biliyorum Ben yaratıcı gelemeyi de biliyorum Kişisel gelişimde aklınıza gelebilecek bütün yöntemleri okumuş araştırmış bir insan Denemiş bir insan Ama mantra gibi etkili olan bir yöntem görmedim Onun için sağlığınız mı bozulmuş Mantra yardım eder Üstüne gidin az. Ee, ne bileyim aşk acısı mı çekiyorsunuz? Mantrazın sizin sakinleşmenizi sağlar. Çözüm odaklı bakmanızı sağlar. Belki de olayın hayrınıza olduğunu görmenizi sağlar. Belki de öyledir. Belki o kişi sizin aradığınız kişi değildir. Belki o kişi size layık değildir. Değil mi yani? Öyle bakmak lazım. Onun için ben ilk başta onu diyorum. Ha tabii ne yapar bu bilir? Böyle hani o ortamlardan uzaklaşmak lazım. Beraber olduğunuz ortamlardan, sık sık bulunduğunuz ortamlardan uzaklaşmanızı öneririm. Ee, biraz daha, daha önce uzun zamandır görmediğiniz arkadaşları yönelmenizi öneririm. Biraz daha böyle sosyalleşmeyi öneririm. Yani gidin, sinemaya gidin, kitap okuyun, yeni kitaplar alın, bir seyahate çıkın. Uzun zamandır görmediğiniz insanları görün. Bunun gibi değişik şeyler yaparız. Zaten belli bir dönem sonra vücut her şeye alışıyor. Beyin her şeye alışıyor. insan her şeye alışıyor. Onun için ilk başta zordur, doğrudur ama dediğim gibi bazen de yani şöyle oluyor insan öyle ağlıyor sızlıyor falan sonra birini kim geçiyor. diyor ki ya iyi ki ben ayrılmışım o işte. Yani onun için şu anda belki siz onun farkında değilsiniz ama belki ileride dersiniz ki ya ben o ilişkiden ayrılmasaydım mesela bu şu anda bulduğum kişiyi bulamazdım mesela. Yani siz gönlünüzde biri varken, hayatınızda biri varken sonuçta diğer olasılıklara kapalısınız. Belki de o sizin ayrımınızdadır. Onu ileride göreceğiz. Şu anda bir şey söylememek lazım. Ama o acıyı dindirmek için sosyal olmak lazım. Gezmek lazım. Dışarı çıkmak lazım. Mantra yazmak lazım. Mantra yazmak lazım. Mantra aksine hani adamı soğuk Soğukkanlı olmasını sağlar. Farkındalığını arttırır ve olayı daha gerçekçi bir gözle sağ, gözlemlememizi gözlemlememizi sağlar. Farkındalığımız artıyor mantrası. Dolayısıyla mantraya güvenin. O size yardım edecek. Hoşçakalın.